Gerginlik. Ama bu gerginlikte avcı Azerbaycan istihbaratı, av olanlar İranlılar. Yani. Şimdi uluslararası sistemden mevcut rejim nedeniyle dışlanmış bir İran'ı biz yani asla küçümsemeyelim. İran önemli bir ülkedir. Başlangıçta Orta Doğu coğrafyasına rejimin ihraç edilmesi hedefinden artık rejimin korunması hedefine daha çok önem veren bir İran istihbarat yapısını görüyoruz. Mossad, gerçi İran'ın içerisinde cirit atıyor gibi bir hava var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazif. Hocam, İran ve Azerbaycan arasında bir istihbarat gerginliği olduğundan bahsedebiliyoruz. İki ülke arasındaki rekabetin ya da hasmane durumların çok yoğun bir şekilde karşılığı çıktığını da biliyoruz. Sizden dinlemek isterim. Gerginliğin sebebi ne? Şu anda neler yaşanıyor iki ülkenin istihbarat servisleri arasında? Valla 44 gün savaşı, yani Karabağ'ın azat edilmesi, Azerbaycan diliyle konuşalım, Azerbaycan Türkçesiyle söyleyelim. Özgürleştirilmesi Türkiye'nin de katkısıyla ama Azerbaycan ordusu ve istihbarat yapısının da kendi enerjisiyle Türkiye ile beraber yaratılan bir sinerjiyle 44 günde Karabağ'ın kurtarılması, özgürleştirilmesi İran açısından biraz bölgede gücünün kırılması anlamına geldiği için Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin artık stratejik ortaklık seviyesinin daha ötesine geçmesi, İran'ın bölgede etkisinin azalmaya başlaması, aynı şekilde Azerbaycan'ın İsrail'le de olumlu ilişkileri var. Bunların Kafkasya bölgesinde ve Orta Doğu bölgesinde İran etkisinin azalmasına neden olan sebepler. Bunun istihbarat boyutu da iki ülkenin istihbarat servisleri arasında yaşanan gerginlik. Ama bu gerginlikte avcı Azerbaycan istihbaratı, av olanlar İranlılar. Yani sürekli olarak kontrespiyonaj tutuklamaları yapan taraf Azerbaycan İstihbarat Servisi. Azerbaycan ordusu kendini nasıl 44 gün savaşında sahada ispat ettiyse Azerbaycan istihbarat yapısı da belli bir profesyonellik kapasitesine uluslararası düzeyde bir istihbarat servisi olma noktasında çok büyük bir gelişim gösterdiği de bu kontrespiyonaj soruşturmalarıyla görülmekte. Belki burada şöyle bir hani kavramsallaştırma yapalım. Azerbaycan istihbaratına ne oldu da böyle bir etkinlik olmaya başladı? Şimdi genel olarak yani 2015 yılında yapılan bir reform süreci var. Azerbaycan istihbaratının yeniden organize edilmesi, devlet güvenlik hizmeti bu iç istihbarat konusunda ve kontrespiyonaj konusunda faaliyet gösteren Azerbaycan'ın iç istihbarat yapısı, bir de dış istihbarat servisi, bu da espiyonaj konusunda ve yurt dışında özel faaliyetler, yani istihbarat tekniğiyle söylersek covered action'lar, İngilizcesini söylüyorum, örtülü faaliyetler, kapalı faaliyetlerin icra eden bir ikili yapı. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de bir yapı var. Tamam. Azerbaycan böyle ikili bir yapıya yöneliyor. Peki Türk ekolünden besleniyor mudur? Azerbaycan çok açık kaynaklara yansıdığı için Azerbaycan ordusunun eğitilmesinde, İHA SİHA kapasitesinin arttırılmasında bu artık anlaşmalar zaten var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çok büyük katkısı var. Bunun tabii ki istihbarat servisi boyutu da vardır. Eminim tabii bu örtülü bir şey ama eminim Azerbaycan istihbaratının eğitim verilmesinde veya İşte çeşitli kapasitesinin, teknik kapasitesinin, SIGINT elin kapasitesinin arttırılmasında, yani teknik istihbarat kapasitesinin arttırılmasında eminim istihbarat teşkilatının da bir katkısı vardır. Ama bu konuda açık kaynaklara yansımış bir bilgi yok. Ama bunu biz bir basit bir okumayla ve akıl yürütmeyle görebiliyoruz. Yani iki ülke arasında işte iki devlet, bir millet, yani bu hani şey olmuş yani. Kavramsallaşmış. Dillere pelesenk olmuş. Evet. Sayın Aliyev'in söylediği gibi söyleyelim. Artık zaten öyle bir durum var. Yani bölgede etkisi azalan İran'ın belki de istihbari açıdan daha agresif politikalar izlemeye başlaması. İran espiyonaj faaliyetlerine kontur yapan, yani istihbarata karşı koyan bir Azerbaycan istihbarat yapısını görebiliyoruz. Bu Azerbaycan boyutu. Hocam Azerbaycan boyutunu net bir şekilde özetlemiş olduk ama bir de İran tarafını konuşalım. Tabii. İran istihbaratına dair de ekolünü, gücünü, mütekabiliyet kapasitesini mi konuşalım istiyorum? Evet, yani şimdi İran gerçekliktir. Pers medeniyeti önemli bir medeniyettir. Yüzyıllardır var olan kadim bir medeniyet. Binlerce yıldır var olan. İran'da belki mevcut sistem mollalar tarafından yönetiliyor ama İran önemli bir medeniyet ve önemli bir ülkedir. Şimdi uluslararası sistemden mevcut rejim nedeniyle dışlanmış bir İran'ı biz yani asla küçümsemeyelim. İran önemli bir ülkedir Orta Doğu coğrafyasında. Ve biz bu coğrafyada İran'la yaşamaya devam edeceğiz. Ve belki Türk medeniyetiyle Azerbaycan ve Türkiye'yi bunu içine dahil ederek söylüyorum.
İran medeniyeti arasında kadim bir bölgede güç mücadelesi vardı. Ama bunu mesela çatışma boyutu da olmuştur öne bazı dönemler. Ama huzurlu ve barış ve karşılıklı olarak refah üreten boyutu da olmuştur. Ama şu anda gelinen durumda İran'ın tabii uluslararası sistemde sıkışmasının verdiği, içeride de toplumsal hareketlilik var malum biliyoruz. İran'ın belki de istihbari açıdan bir agresiflik boyutu var. Peki bu agresiflik boyutunu üreten yapının İran İslam Devrimi'nden sonra 79'da yani İran İstihbarat Bakanlığı Vaja bir de devrim muhafızları yapısı İran'ın pek insan haklarını da dikkate almayan, agresif çalışan bir istihbarat yapısı var. Yani öyle bir derdi yok İran'ın. İnsan haklarına saygı gösterme gibi bir derdi yok. Tabii başlangıçta Orta Doğu coğrafyasına rejimin ihraç edilmesi hedefinden artık rejimin korunması hedefine daha çok önem veren bir İran istihbarat yapısını görüyoruz. Yani bu ikili yapıda Vaja ve devrim muhafızlarının İran rejiminin geleceğe dair yani güvenliğinin ve iktidarının garantiye alınması noktasında daha fazla enerji harcadığı bir gerçeklik. Ama İran istihbaratını son dönemde belki sorunlar yaşamasına rağmen asla küçümsemeyelim. İran istihbaratı hala güçlü bir istihbarat yapısıdır. Ama İran istihbaratının özellikle kontrespiyonaj boyutunda ciddi sorunlarının olduğu da bir gerçektir. Çünkü Mossad tarafından İran'ın içerisinde İran'ın çok büyük önem verdiği ve gizli tuttuğu İran'ın nükleer projelerine karşı çok önemli, yani nükleer projelerin başındaki insanlara karşı suikastler gerçekleştiriyor işte. Bunları engelleyemiyor İran. Mossad gerçi İran'ın içerisinde cirit atıyor gibi bir hava var. Öyle midir peki? Öyle yani gözüküyor yani. Siz nükleer programınız gibi hassas ve gizli bir işin başındaki önemli insanları koruyamıyorsunuz. Ve bunlar sizin ülkenizin başkentinde bir yapay zeka algoritmasıyla çalışan silahla öldürülebiliyor yani. Muhsin Farizade'den bahsediyorsunuz. Evet işte bu önemli ya. Buna siz karşı koyamıyorsunuz. Bunlar sorun. 2009 yılında bir olay olarak açık kaynaklara yansıyan İsrail tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne desteğiyle geliştirilen bir özel yazılımla bir siber saldırı gerçekleştiriyor. Stuxnet virüsüyle. İran'ın Natanz'da bulunan nükleer enerji geliştirme santrali dışarıdan sistemin içerisine yüklenen bir flashla yüklenen Stuxnet virüsüyle akamete uğratılıyor ve sabotaj meydana geliyor ve bir patlama meydana geliyor. Kapalı bir toplum olduğu için konuyla ilgili fazla bilgi sızmıyor ama 5 kişinin öldüğü, bence daha fazla bu sayı. İran'ın nükleer programının 5 yıl geriye gitti ki bence bu da daha fazla. Yani İran'da böyle bir durum var. Yani İran içerisinde yabancı istihbarat servislerinin faaliyetleri var. Buna karşı koyamayan bir İran kontrespiyonajı var. Çünkü neden biliyor musun? Bir istihbarat servisi politize olursa, rejimin güvenliği noktasında faaliyet göstermeye başlarsa, içe kapanırsa o istihbarat servisi işte sorunlar yaşamaya başlar. İç rekabetin bir parçası olur güç mücadelesinin. İran'ın yaşadığı durum bence bu. Kontrol etmek zorlaşıyor bir şekilde. Tabii rekabet de artıyor. Sistemdeki güç mücadelesinde istihbarat servisinin yöneticileri bir taraf oluyorlar. Bu da enerjiyi devletin ulusal güvenliğini ve uluslararası güvenliğini koruma hedefinden uzaklaşmasına, rejimin ve iktidarın güvenliğine odak yani muhalefetin kontrol edilmesine odaklanıyorsunuz. Toplumsal hareketlilik var. O zaman da işte enerjinizi bu tarafa verirseniz yabancı istihbarat servisleri sizin ülkeniz içerisinde her türlü aktiviteyi gerçekleştirebiliyor. Ortaya çıkan tablo bu benim açımdan. Ama bunları ben böyle olumsuz bir hava yaratıyorum. Sanılmasın. İran hala güçlü bir istihbarat ekolüdür. Ve devrim muhafızları hala güçlü bir yapıdır. Ama bakın devrim muhafızlarının başındaki adam bile Kasım Süleymani bile Amerika Birleşik Devletleri tarafından Irak'ta suikasta uğradı. Devrim muhafızları gibi bir yapının başındaki insanı da koruyamadınız. İran. İran'ın durumu bu. Hocam bir de bölgede Şii Hilali kavramı beklenen, böyle arzulanan bir hale gelmiş durumda. Nedir tam olarak detayı Şii Hilali? Yani Şii Hilali İran'ın Lübnan İzbullah'ından başlayan Suriye'deki Nusayri yapısı yani Esad rejimi, Irak'taki Şii yapısı, ondan sonra Yemen'deki Husilerle böyle bir hilal şeklinde düşünürsen Orta Doğu'da İran'ın önünde bir koruma duvarı gibi Şii ve İran'ın etkisi altında olan grupların konsolide edilmesi, bir araya getirilmesi, İran'ın çıkarları kapsamında faaliyet göstermesi, dinamik bir askeri kapasiteye de ulaştırılması, bu İran rejiminin güvenliği açısından bu Şii Hilali
Nin sürekli desteklenmesi çok büyük önem arz ediyor. Bu Şii Hilali'nin organize edilmesinde de devrim muhafızları yapısının çok büyük rolü var. Başındaki Kasım Süleymani de öldürülmeden önce işte popüler bir figürde olarak bu yapının kuvvetli tutulmasında da etkili bir insan olarak önemli bir figürdü rejim taraftarları arasında ama o da öldürüldü. Yani bu Şii Hilali İran'ın bir ön savunma hattı gibi düşünebilirsin. Ve Şii Hilali üzerinden İran Orta Doğu'da kendisine müzahir, taşeron gruplarla ya da akademik terminolojiyle söyleyeyim proxy aktörlerle ne oluyor? Orta Doğu'da etkinlik gösterebiliyor. Suriye İç Savaşı'nda etkinlik gösteriyor. Yemen'de Husilerle Suudlara karşı etkinlik gösteriyor. Irak'taki Şii yapılarla Irak'taki rejimin işte kontrol edilmesinde önemli bir kazanımlar elde ediyor. Ya bu Şii Hilali çok önemli bir kavram İran arasında ve Şii Hilali'nin dinamik bir şekilde muhafaza edilmesi de çok önemli bir şey. İran rejiminin güvenliği açısından nükleer program gibi düşünebilirsin. Nükleer programa da gelirsek, nükleer silaha sahip olursanız siz birazcık dokunulmazlık alıyorsunuz. Çünkü dehşet dengesi diye bir şey var. Nükleer silahı olan bir devlete saldırırsanız son noktada nükleer silah kullanılıp kendini savunma durumu söz konusu olabilir. Nükleer silahla başvurulursa da nükleer savaşın kazananı yok. Dolayısıyla İran rejiminin kendisi güvenliğini sağlaması için nükleer askeri nükleer kapasiteye ulaşması konusunda çok büyük çaba göstereceği bir gerçekliktir. İran'ın bu kapasiteye ulaşmaması için İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de çok büyük çaba göstereceği, hatta askeri müdahaleyi de yapmaktan çekinmeyeceği de bir gerçekliktir. Popüler bir yorumla bitireyim. Top Gun filminde adı geçmeyen nükleer silah geliştirmek isteyen ülke sence kim? Here we go. In 3, 2, 1. İran. İran ima ediliyor değil mi? Tamam. Buna popüler kültürle zemin hazırlanıyor işte. Tamam. Yani Amerika'nın da çok hayati çıkarına sahip. Yani bakın, yani bu toplumsal ve psikolojik hazırlık da var bunun hep için. Hep dersiniz hocam, filmleri özellikle Hollywood filmlerini izlerken başka bir gözden daha bakarsan birçok farklı kaygıyı da görebilirsin dersiniz. Ben teşekkür ederim hocam. Top Gun filmi güzel bir film ama. Tabii. Yani böyle ama bakmayalım. Ama alt metinde birçok açıdan. Alt metinde bir böyle mesaj da var. Kesinlikle. Hocam eklemek istediğim bir şey var mı? Sağ olun hocam. Teşekkür ederim hocam. İran'ın pek insan haklarını da dikkate almayan, agresif çalışan bir istihbarat yapısı var. Yani öyle bir derdi yok İran'ın. İnsan haklarına saygı gösterme gibi bir derdi yok.